Güzel bir dönem çünkü grup birinciliği için mücadele vereceğimiz iki maç var önümüzde. Duygularınız, düşünceleriniz, takımın durumu nasıl öğrenebiliriz? Şimdi senin söylediğin gibi artık son pencere için toplandık. Kalan iki tane maçımız var ama tabii her şeyden önce şunu ortaya koymak lazım ki bu iki maç öncesinde Dünya Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek ve hatta belki de lider olabilme hesabını yapabilmek bence bizim için çok büyük mutluluk. Ekipçe bütün tabii ki takım, idari kısım, federasyonumuz, başkanımızdan yönetim kurulu ve basketbol ailesi için ki çünkü zaman zaman bizle beraber olan basketbolcu, eski basketbolcu abilerimiz var. Tüm camia için, tüm aile için sevindirici bir başarı. Tabii şimdi oynayacağımız iki tane milli maç var. Sonuçta resmi maç bunlar, hazırlık maçları değil. Yine sezonun bir açıkçası çalkantılı dönemi. Bazı oyuncularımız var, bazı oyuncularımız yok ama biz her iki maçı da yine kazanmak için sahada olacağız. O günkü kadromuz hangisi olacak çok belli değil ama kim olursa olsun. Önce Slovenya Cuma günü, sonra da İspanya'ya gidip İspanya'yı yenerek grup birincisi olarak bitirmeye çalışacağız. Biz de iyice alıştık artık Ankara'da bu maçların oynanmasına. Herhalde bir bayram havasında göndereceğiz sizi gibi görünüyor Slovenya maçından sonra. Yani şimdi tabii maçın değeri tabii ki milli maç ve resmi maç ama hep beraber burada bir kutlamalıyız da bence. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda Ankara seyircisi gerçekten bizlerle beraber salonda oldu. Ve çoğu maçında stresi, heyecanı çok yüksekti. Tabii ki yine kazanacağız inşallah ama bunun sonucunda da bir dünya şampiyonasına giden bir milli takımı burada hep beraber hani alkışlamak, bizim de onların o coşkusuna, heyecanına ortak olmak. Hani bizim de buna ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber o kutlamayı da Cuma günü yaparız. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.